Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir Bu videomuzda gece pazarında hangi skinler gelecek Bizim klasik konumuz gece pazarı gelmeden önce bu konu hakkında konuşacağız Aynı zamanda da sezon sonunda görebileceğimiz koleksiyon hakkında konuşacağız Konumuza giriş yapmadan önce bir Nisa şaka videosundaki VP kazanan arkadaş Şu an karşınızda bu videoda da iki arkadaşa 1450 olan puanı verelim Çünkü gece pazarı da yaklaşıyor ve muhtemelen sonraki videomuzda Sabahın köründe atacağım gece pazarı açılımı videosu olacak Katılmak için yorum atmanız videoyu beğen beğenmeniz ve kanala abone olmanız yeterli. Yine o gece pazarı açılım videosunda da VP dağıtırız. Evet her gece pazarı döneminde hangi skinler gelecek, bu skinler gelse güzel olur tarzında tartışmalar dönüyor ve yine her gece pazarında da gelmeyecek skinlerin hayallerini kuran arkadaşlar oluyor. Tak diye bütün skinleri karşınıza koyayım. Bu gece pazarında gelecek olan skinler bunlar. Yine videoyu da durdurup ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Mantık olarak 1775'in üstü silahlar gelmiyor. Yani 1775 Valorant puanla satılan 1775 Valorant puanı üstüne satılan silahlar gelmiyor. RGX'tir, ışık muhafızlarıdır, Blastix'tir, Ejder'dir vesaire bunları gece pazarında göremiyorsunuz. 3550 Valorant puanın üstüne bıçaklar gelmiyor. Ne kadar Ion 2 koleksiyonu, Yağmacı 2 koleksiyonu silahları geliyor olsa da bu koleksiyonun bıçakları gece pazarında bulunmuyor. Çünkü bu bıçaklar 4350'ye satılıyor. Hani bunu her gece pazarı dönemi söylüyoruz ama yavaştan böyle bütün skinleri gece pazarına ekleseler bence gayet hoş olur. Luna koleksiyonu ve Düşkuran koleksiyonu 6. bölüm 3. kısımda gelecek olan gece pazarında gece pazarına eklenecek. Yeni gelen Oni ve Yüksek İrtifa koleksiyonu da 7. bölüm 1. kısımda yani yaz aylarında gelecek olan gece pazarında gece pazarına eklenecek. Anlayacağınız şu an gördüğünüz koleksiyonlar gece pazarında bulunmayacak. Yani yine merak eden arkadaşlar varsa şu skin geliyor mu bu skin geliyor mu diye yorumlar kısmına yazabilir. Böyle ilgili arkadaşlar da cevap verebilir. Böyle bir dayanışma içerisinde olabiliriz. Gece pazarı gelmeden önce hep bir heyecan oluyor. Geldikten sonra da sövüyoruz. Umarım bu yani çoğunluk istediği skinleri alır bu gece pazarında. İkinci konumuz ilerleyen zamanlarda gelebilecek yeni bir koleksiyonla alakalı. Şimdi durum şu şekilde neredeyse oyun çıktığından beri Valorlex. Valorlex'i zaten biliyordunuz. Arcade skinleri istiyor. Yani oyun makinesi skinleri istiyor. Kendisi geride bıraktığımız gün geçmişte attı. Arcade skinleri istiyorum tweetini alıntılayıp sonunda diye bir tweet attı. Yani Valorlex'i biliyorsunuz. Bir şeyi böyle önden ipucu olarak bizlerle paylaşıyor her zaman. Yine bu arcade skinleriyle alakalı olarak da gece pazarımızın temasına baktığımız zaman arcade salonunu görebiliyoruz. Yani gece pazarımızın bütün mantığı arcade üzerine kurulu aslında. Gece pazarının arka plan görseli içerisinde oyun makinalarını görüyorsunuz. Hani ben ilk bu gece pazarı arka plan görselini gördüğüm zaman acaba neyle alakalı olabilir demiştim. Çünkü biz önümüzdeki güncellemede herhangi bir harita, herhangi bir ajan görmeyeceğiz. 7. bölüm gerçekten dolu bir güncelleme olacak ama bu boş geçtiğimiz son güncelleme olacak belki de. Şu ana kadar Valorant hiçbir şekilde gece pazarında herhangi bir skin tanıtımı yapmamıştı. Yani teaserını yapmamıştı. Biz genelde gece pazarı ne görüyoruz? Yeni bir ajanın tanıtımını görüyoruz, teaserını görüyoruz, yeni bir haritanın teaserını görüyoruz veya turnuva ile alakalı oluyor tema. Dolayısıyla arcade skinleri ile alakalı bir tanıtımsa, teaserse eğer bu, bu, bir, bu da bir ilk olacak. Oyunu çok eskiden beri takip edenler varsa oyuna hiç gelmemiş bir oyuncak koleksiyonu. Arcade Code isimli bir oyuncak koleksiyonumuz bulunuyor. Bu koleksiyon içerisinde Spectre, Ghost ve Bucky bulunuyordu. Hani bu koleksiyonu oynama fırsatımız hiçbir zaman olmadı. Kapalı beta döneminde bu nedenleri data miner'lar bunu ortaya çıkarmıştı. Alfa döneminden kalma bir koleksiyon da diyebiliriz. Ha, direkt bu fotoğrafları gördünüz bunlar ne lan dediniz belki de ama bu şekilde gelmeyecek zaten bu tarz bir koleksiyon geldiğinde. En net örneği de şu bu toy ile birlikte paylaşılan Drips koleksiyonu vardı. Belki bu koleksiyona aşina olabilirsiniz çünkü bu koleksiyon geliştirilip zamanın ötesi koleksiyonu olarak karşımıza çıktı. Hani bu bilgi de böyle olmuştur diye paylaşılan bir bilgi değil. Valorant direkt kendisi paylaştı bu bilgiyi. Bu koleksiyonu ilk başta Asgard temasından esinlenilmiş ama hani böyle çıkarmayalım demişler. Ardından geliştirip zamanın ötesi koleksiyonu olarak bize böyle godlike tarzda hani godlike yerine tanrısal tarzda diyebiliriz. Zamanın ötesi koleksiyonunu çıkardılar. Kingdom Laboratories var. Yine takip ettiğim Portekizce sayfalardan biri. O da savaş biletinde bulunan 50. artık 50. aşamanın sonunda bulunan piksel kartının da bu durumla alakalı olduğunu söylüyor ama yani ondan pek emin değilim. Yani olabilir tabii ki ama ben emin değilim. Yani bu noktada yorum sizin. Arcade mantığına baktığımız zaman zaten bu tarz bir koleksiyon kesinlikle animasyonla gelecektir ve animasyon yapmaya gerçekten çok müsait bir tema Hani zaten ilerleyen zaman ayrıntıları da ortaya çıkar. Açıkçası oyuncak koleksiyonuna en yakın mantık Blastix koleksiyonuydu ama ben Blastix koleksiyonundan daha yüksek seviyede bir koleksiyonun geleceğini düşünüyorum. Yine dediğim gibi ayrıntılar ortaya çıkar, sızıntılar olur vesaire bunları en hızlı şekilde sizlerle paylaşırım. Siz böyle bir düşündüğünüzde arcade koleksiyonunda ne tarz şeyler hayal ediyorsunuz bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.